Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bol soğanlı kıymalı muhteşem bir börek tarifi hazırladım. Üstelik sadece iki bezeyle hazırlayacağız. Kat kat ve çıtır çıtır oluyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Önce bunları bir karıştıracağım. Sıvıları güzelce karıştırdım. Şimdi azar azar ununu ekliyorum. Önce bir kısmını ekledim. Bu tarifte maya yok. 1 paket kabartma tozu ekleyeceğiz. Onu da şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Önce spatula ile karıştırmaya devam edeceğim. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım yumuşacık bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarif için toplam 5 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçümde klasik 200 mililitrelik su bardaklarından. Hamur elimi bırakana kadar güzelce yoğurdum. Daha sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru ne kadar uzun süre yoğurursak Hamurun açması çok daha rahat olacak. O yüzden kesinlikle lütfen bu aşamayı atlamayın. Mutlaka 2-3 dakika yoğurmaya özen gösterin. Bakın kıvamı yumuşacık oldu mutlaka yumuşak bir hamur hazırlayın. Elinizi bırakmazsa hamuru yoğururken azıcık yağlayın bu püf noktasıdır. Hamuru yoğurmaya devam edin daha fazla un eklemeyin. Üzerini kapattım yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada iç harcını hazırlayacağım. İç harcı için 4 tane soğan kullanacağım. Kabuklarını soydum ince ince doğruyorum. Bu börek bol soğanlı çok lezzetli oluyor. O yüzden soğandan kaçınmayın. Oldukça bol katın. harcım için hemen tavaya yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanları güzel bir kavuracağım iyice yumuşayana kadar. Soğanım kavruldu. Yaklaşık 200 gram kadar kıymam vardı. Kıymamı ekliyorum. Kıymayla beraber güzelce bunu da kavuruyorum. Tuzunu ve baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak toz biber ve karabiber kullanacağım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı böyle dolu dolu tatlı toz biber, tatlı kaşığının ucuyla da karabiber ekledim. Onları da şöyle güzelce bir karıştıracağım ve soğumaya bırakacağım. Hamurum da yeteri kadar dinlendi. Hemen şöyle masama alıp toparlayıp iki eşit beze hazırlayacağım. masayı biraz unlayarak bezemi açabildiğim kadar açıyorum. İlk başta biraz un istiyor ama sonrasında gerek kalmıyor. Önce merdane ile genişletiyorum. Daha sonra oklava ile açmaya devam edeceğim. Hamurun kıvamı çok güzel. Asla sizi üzmez. Çok rahatlıkla açabilirsiniz. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaştıysak videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın bu ve bunun gibi birbirinden lezzetli börek tariflerim kanalımda mevcut. Denedikten sonra düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız sizden sonra yapacak olanlar için de fikir vermiş olursunuz. Hamurumu yeteri kadar açtım. Tereyağı ve sıvı yağ karışımı süreceğim. Ben yaklaşık 100 gram tereyağı erittim ama o fazla geldi. Siz ölçüyü 2 yemek kaşığına böyle dol olmayacak şekilde eritin, indirin. Yarım çay bardağından az da sıvı yağ ekleyin. Şimdi her yerine tereyağı ve sıvı yağlı karışımı sürdüm, katlayıp kenara alıyorum. Bekleteceğim tabağı biraz unluyorum ki çıkartırken taban kısmı yapışmasın. Üzerine de mutlaka poşet geçirtiyorum. Ben derin dondurucuda yaklaşık 15 dakika beklettim. İçindeki yağ donana kadar. Vaktiniz varsa bir gece öncesinden hazırlayıp normal buzdolabı kısmında bekletip ertesi gün sabah kahvaltıyı hazırlayabilirsiniz. İkinci hamurumu da aynı şekilde hazırlıyorum. dondurucuya kaldırıyorum. Dilerseniz hiç pişirmeden bu şekilde dondurucuda bekletip pişireceğiniz zaman ikili ikili altlı ve üstü yaparak çıkartıp böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen dondurucudan çıkarttım. Bakın yaklaşık 10-15 dakika bekledi. Bu kadar yetiyor. Hemen merdane ile açıyorum. Tepsimin büyüklüğünde açacağım. Kullanacağınız tepsinin büyüklüğüne göre açın. Ama bu ölçülerden o büyük tepsilerin her yerini doldurmaz. Benim küçük fırın tepsim vardı. Onun boyutunda açıyorum. Onu da pişireceğim. Kalın kısımlarını da elimle çekiştiriyorum. Çok pratik bir börek. İlk defa börek yapacak olanların bile rahatlıkla açabileceği kıvamda çok güzel bir hamur oluyor. Hemen tepsime yerleştiriyorum. Şöyle kenarlarını güzelce bir düzeltiyorum hazırladığım soğumuş iç harcını koyuyorum. Burada iç harcımızın soğuması önemli. Yoksa böreğimizi yırtabilir. Güzelce yayıyorum tepsime. İç harcını yaydıktan sonra kenara alıyorum ve üst kısmını hazırlıyorum. Üst kısmını da aynı tepsinin boyutunda güzelce genişletiyorum. Bakın çok güzel bir şekilde açılıyor. Yine arada bir çekiştiriyorum. Çekiştirerek çok daha rahat oluyor. Özellikle kalın kısımlarını rahatlıkla inceltebiliyorsunuz. İncelettikten sonra onu da hemen böreğimin üst kısmına kapatacağım. iç harcı taşmasın diye uç kısımlarını hamurların sıkı sıkıya birleştiriyorum. Bu börek çok güzel kabarıyor. Bu kenar kısımlarını kapatmazsanız böyle iki tane katman oluyor. Aradan da iç harcı görünüyor. O yüzden mutlaka uç kısımlarını sıkı sıkıya kapatalım. Üzeri içinde bir tane yumurta sarısı kalan tereyağından da yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar ekledim. Dilerseniz bir tane tam yumurtayı kırıp üzerine sürebilirsiniz. Bu arada fırınımı da açtım. 180 derece alt üst ayarda ısındı. Yaklaşık benim fırınımda 30-35 dakikada pişiyor ama bu fırından fırına kesinlikle fark eder. Lütfen gözünüz üzerinde olsun. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Onun öncesinde biraz da susam serpiştirip doğru fırına gönderiyorum. böreğim çıtır çıtır çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi öneririm. Umarım dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkesin ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.